Ermiş. Yazan Halil Cibran. Seslendiren Burak Aşkın. Kendi gününün şafağında seçilmiş ve sevilen insan El Mustafa, tam 12 yıl boyunca Orfales şehrinde gemisinin geri dönüp kendisini doğduğu adaya götürmesini bekledi. Ve 12. yılda hasat ayı olan İyelol'un 7. gününde şehir duvarlarından uzak bir tepeye tırmandı. Denize doğru baktı ve gemisinin Sis'le beraber gelişini seyretti. O anda kalbinin kapıları açıldı ve sevinci denize doğru uzandı. Gözlerini kapadı. Ruhunun sessizliğinde dua etti. Tepeden inerken bir hüzün hissetti ve kalbinde şöyle düşündü. Nasıl huzur içinde ve üzülmeden gidebilirim? Hayır, ruhum yara almadan bu şehri terk etmeliyim. Duvarlar arasında acı dolu geçen uzun günler, yalnızlık içinde uzun geceler, kim acıdan ve yalnızlıktan pişmanlık duymadan buradan kopabilir? Bu caddelere ruhumdan o kadar çok parça saçtım ki, özlemimin o kadar çok çocuğu bu tepelerde çıplak ayakla dolaştı ki, sıkıntı ve ıstırap çekmeden onlardan kendimi ayıramam. Bugün üstümden çıkardığım bir giysi değil, kendi el erimle yırttığım derim, kabuğum. Geride bıraktığım bir düşünce değil, açlık ve susuzlukla tatlandırılmış bir gönül. Yine de daha fazla oyalanamam. Her şeyi kendine çeken deniz beni de çağırıyor. Yola çıkmalıyım. Çünkü kalmak saatler geceyle yanarken donmak, kristalleşmek ve bir kalıba dökülmek demek. Buradaki her şeyi memnuniyetle yanıma alırdım. Ama nasıl? Bir ses dili ve ona kanat olan dudakları taşıyamaz. Boşluğu yalnız başına aramalı. Ve kartal tek başına yuvasını taşımadan güneşe uçmalı. Tepenin yamacına eriştiğinde tekrar denize döndü ve baş tarafında kendi yöresinden gemicileri barındıran gemisinin limana yanaştığını gördü. Ruhundan kopan sözlerle onlara seslendi. Kadim annemin oğulları, Medcezir süvarileri, ne kadar sık benim rüyalarıma yelken açtınız. Şimdi benim uyanışıma geldiniz. Ki bu benim en derin rüyam olmalı. Gitmeye hazırım ve şevkimin yelkenleri rüzgarı bekliyor. Bu durgun havadan sadece bir nefes daha alacağım. Sadece bir bakış daha. Geriye, sevgi dolu. Ve sonra aranızdaki yerimi alacağım. Gemiciler arasında bir deniz yolcusu olarak. Ve sen, engin deniz, uyuyan anne, nehrin, ırmağın özgürlüğü. Bu nehir sadece bir kıvrım daha yapacak. Bu arazide bir kere daha çağıldayacak. Ve ben sana geleceğim. Sınırsız okyanusa, sınırsız bir damla olarak. Yürürken uzaktaki tarlalardan, bağlardan, erkeklerin ve kadınların şehir kapılarına doğru koştuklarını gördü. Birbirlerine geminin gelişinden bahsettiklerini ve kendi adını çağırdıklarını duydu. Şöyle düşündü. Ayrılık günü aynı zamanda toplanma günü mü olacak? Benim akşamımın aslında şafağım olduğu söylenecek mi? Sabanını tarlanın ortasında bırakana, üzüm cenderesinin çarkını durdurana ben ne verebilirim? Kalbim meyveyle yüklü bir ağaca dönüşse de derleyip onlara sunabilsem. İç dünyam bir pınar gibi aksa da kapılarını doldurabilsem. Bir yücenin elinin dokunmasını bekleyen bir arp mı? Yoksa nefesinin içimden geçeceği bir flüt müyüm? Sessizliğin arayıcısı olan ben, sessizlik içinde başkalarına güvenle dağıtabileceğim nasıl bir hazine buldum? Eğer bugün hasat günüyse, hangi tarlalara ve hangi anımsanmayan mevsimlerde tohumları ekmiş olabilirim? Ve eğer fenerimi yükselteceğim saat gelmişse, içinde yanan benim alevim olmayacak.
Kendimi bomboş ve karanlık hissederek fenerimi kaldıracağım. Ve gecenin bekçisi fenerimin içine yağı koyacak. Onu yakacak da. Bunlar kelimelere dökülenlerdi. Fakat kalbindeki pek çok şey söylenmemiş olarak kaldı. Çünkü en derin gizemini açıklayamazdı. Ve şehre döndüğünde herkes onu karşılamaya geldi. Adeta tek bir ses olarak ağlıyorlardı. Ve şehrin yaşlıları ileri çıkıp şöyle dediler: "Henüz gitme. Bizi bırakma. Bizim alacakaranlığımıza öğle ışığı oldun. Ve gençliğin hayallerimize hayaller getirdi. Sen aramızda bir yabancı, bir misafir değilsin. Çok sevdiğimiz oğlumuzsun. Gözlerimiz senin yüzünü görememenin açlığını ve acısını yaşamasın." Ve rahiplerle rahibeler konuşmaya başladılar. "Denizin, dalgaların bizi ayırmasına, aramızda geçirdiğin yılların bir anı olmasına izin verme. Aramızda bir hayalet gibi yürüdün. Ve gölgen yüzümüze düşen bir ışık oldu. Seni çok sevdik. Ama sevgimiz sözlere dökülmedi ve örtülü kaldı. Ama şimdi sana yüksek sesle haykırılıyor. Sevgimiz önüne seriliyor. Hep yaşandığı gibi, ne yazık ki sevgi kendi derinliğini ayrılma anına kadar anlayamıyor." Diğerleri de ona yalvardılar. Ama o hiç cevap vermedi. Sadece başını önüne eğdi. Ve ona yakın duranlar göğsüne düşen gözyaşlarını gördüler. Sonra kalabalıkla birlikte tapınağın önündeki meydana doğru yürüdüler. Ve mabetten Almitra adında bir kahin kadın çıktı. Ve o kadına sonsuz bir şefkatle baktı. Çünkü daha şehirdeki ilk gününde onu bulan ve inanan bu kadın olmuştu. Kadın onu selamlayarak konuşmaya başladı. "Tanrı'nın sevgili kulu, son noktayı keşfedebilmek için uzun zamandır uzakları gözlüyor, gemini bekliyorsun. Ve şimdi gemin burada. Sen de gitmelisin. Anılarındaki ülke ve büyük dileklerinin mekanı için duyduğun hasret çok derin. Ve ne sevgimiz seni bağlayabilir, ne de sana olan ihtiyacımız seni tutabilir. Ancak bizden ayrılmadan önce bizimle konuşmanı ve bize gerçeği anlatmanı istiyoruz. Ve biz onu çocuklarımıza, onlar da kendi çocuklarına aktaracaklar. Ve o hiçbir zaman yok olmayacak. Yalnızlığında bizim günlerimizi gözlemledin ve uyanıklığında bizim uykumuzun hıçkırıklarını ve kahkahalarını dinledin. Şimdi bizi bize aç ve doğumla ölüm arasında yer alanlardan sana aşikar olanları bize de anlat." Ve o cevap verdi: "Orfales halkı, tam şu anda ruhlarınızda devinmede olandan öte size neden bahsedebilirim?" Bunun üzerine Almitra, "Bize sevgiden bahset," dedi. Ve o başını kaldırdı. İnsanlara baktı. Üzerlerine sinen derin dinginliği duyumsadı. Ve yüksek bir sesle konuşmaya başladı: "Sevgi sizi çağırınca onu takip edin. Yolları sarp ve dik olsa da ve kanatları açıldığında bırakın kendinizi. Telekleri arasında saklı kılıç sizi yaralasa da. Ve sizinle konuştuğunda ona inanın. Kuzey rüzgarının bir bahçeyi harap edişi gibi. Sesi tüm hayallerinizi darmadağın etse de. Çünkü sevgi sizi yücelttiği gibi çarmıha da gerer. Sizi büyüttüğü ölçüde budayabilir de. En yükseklere uzanıp güneşle titreşen en hassas dallarımızı okşasa da köklerinize değinecek ve onları sarsacaktır. Toprağa tutunmaya çalıştıklarında. Mısır biçen diştiler gibi sizi kendine çeker. Çıplak bırakana kadar döver, harmanlar. Kabuklarınızı, çöplerinizi ayıklar, eler. Bembeyaz olana kadar öğütür sizi. Esnekleşene kadar yoğurur. Ve Tanrı'nın ilahi sofrasına ekmek olasınız diye sizi kendi kutsal ateşine savurur. Sevgi bütün bunları kalbinizin sınırlarını bulasınız diye yapar. Ve bu biliş hayatın kalbinin bir cüzünü yaratır.
Ancak korkunun kıskacında salt sevginin huzurunu ve hazzını ararsanız, o zaman örtün çıplaklığınızı ve sevginin harman yerine adım atın. Adım atın. Kahkahaların tümünün olmadığı, sadece gülebileceğiniz mevsimsiz dünyaya. Ve ağlayın. Ama tüm gözyaşlarınızla değil. Sevgi hiçbir şey sunmaz. Sadece kendisini. Hiçbir şey kabul etmez. Kendinde olandan gayri. Sevgi sahip çıkmaz. Sahiplenilmez de. Çünkü sevgi, sevgi için yeterlidir, tümüyle. Sevdiğinizde, Tanrı benim kalbimde yerine şöyle deyin. Ben kalbindeyim Tanrı'nın. Ve sanmayın yön verebilirsiniz sevginin akışına. Çünkü sevgi yolunu kendi çizer, sizi değer bulduğunda. Sevgi bir şey istemez, tamamlanmaktan başka. Fakat seviyorsanız ve ihtiyaçların arzuları varsa, bırakın bunlar da sizin arzularınız olsun. Erimek ve akmak, geceye şarkılar sunan bir dere misali, şefkatin fazlasının verdiği acıyı bilip kendi sevgi anlayışınla yaralanmak ve kanamak, yine de istekle ve coşkuyla. Şafak vakti kanatlanmış bir gönülle uyanmak ve bir sevgi gününe daha teşekkürle uzanmak. Sessizce çekilmek öğle vakti. Sevginin vecdini duymak. Akşamın çöküşüyle de eve huzurla dönmek. Ve uyumak. Kalbinde sevgiyle bir dua ve dudaklarında bir şükür şarkısıyla. Sonra Almitra tekrar konuştu. Peki ya beraberlik? Ve o cevap verdi. Siz beraber doğdunuz ve hep öyle kalacaksınız. Ölümün beyaz kanatları sizin günlerinizi dağıttığında da beraber olacaksınız. Siz Tanrı'nın sessiz belleğinde bile beraber olacaksınız. Fakat birlikteliğinizde belli boşluklar bırakın. Ve izin verin, cennetlerin rüzgarları aranızda dans edebilsin. Birbirinizi sevin ama sevgi bir bağ olmasın. Daha ziyade ruhlarınızın sahilleri arasında hareket eden bir deniz gibi olsun. Birbirlerinizin bardaklarını doldurun. Ancak aynı bardaktan içmeyin. Ekmeklerinizi paylaşın ama birbirinizinkini yemeyin. Beraberce şarkı söyleyin. Dans edin, coşun. Fakat birbirinizin yalnızlığına izin verin. Tıpkı bir lavtanın tellerinin ayrı ayrı olup yine de aynı müzikle titreşmeyi bilmeleri gibi. Birbirinize kalbinizi verin. Ama diğerinin saklaması için değil. Çünkü yalnızca hayatın eli sizin kalplerinizi kavrayabilir. Ve yan yana ayakta durun. Ama çok yakın değil. Çünkü bir mabedin ayakları arasında mesafe olmalıdır. Ve meşe ağacı ile selvi ağacı birbirinin gölgesi altında büyüyemez. Ve bir genç şöyle dedi. Bize arkadaşlıktan bahset. Ve o cevap verdi. Arkadaşınız cevap bulan gereksinmelerinizdir. O sevgiyle ektiğiniz ve şükranla biçtiğiniz tarlanızdır. O sizin sofranız ve ocak başınızdır. Çünkü ona açlığınızla gelir ve onda huzuru ararsınız. Arkadaşınız sizinle içinden geldiği gibi konuştuğunda ne hayır demek zor gelir, ne de evet demekten çekinirsiniz. Ve o sessiz kaldığında kalbiniz onun kalbini dinlemek için sessizleşir. Çünkü arkadaşlıkta kelimeler susunca tüm düşünceler, tüm arzular, beklentiler gürültüsüz bir sevinç içinde doğar ve paylaşılırlar. Arkadaşınızdan ayrıldığınızda ise yas tutmazsınız. Çünkü onun en sevdiğiniz yanı yokluğunda daha bir berraklık kazanır. Tıpkı bir dağın dağcıya ovadan daha net görünmesi gibi. Ve arkadaşlığınızda ruhsal derinlik kazanmaktan başka bir amaç gütmeyin. Çünkü salt kendi gizemini açığa vurmak peşinde olan sevgi, sevgi değil savrulmuş bir ağdır. Ve sadece yararsız olanlar yakalanır. Ve arkadaşınıza kendinize olduğunuz gibi sunun. Eğer
dalgalarınızın cezrini bilecekse meddini de bilmesine izin verin. Çünkü salt zaman öldürmek için bir arkadaş aramanızın anlamı olabilir mi? Onu zamanı yaşatmak için arayın. Çünkü o gereksiniminizi karşılamak içindir. Boşluğunuzu doldurmak için değil. Ve arkadaşlığın hoşluğunda kahkahalar, paylaşılan hazlar olsun. Çünkü küçük şeylerin şebneminde yürek sabahını bulur ve tazelenir. Ve kucağında bebeğini taşıyan bir kadın konuştu. Bize çocuklardan bahset. Ve o şöyle dedi. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değildir. Onlar hayatın kendine olan özleminin oğulları ve kızlarıdır. Onlar sizin aracılığınızla oldular. Ama sizden değil. Ve sizle olsalar da size ait değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz. Ancak düşüncelerinizi değil. Çünkü onların kendi düşünceleri olacaktır. Onların bedenleri için bir yuva sunabilirsiniz. Ama ruhları için değil. Çünkü onların ruhları yarının evini mesken tutmuştur. Sizin rüyalarınızda bile ziyaret edemeyeceğiniz bir mesken. Onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz. Ama onların sizin gibi olmaları için değil. Çünkü hayat ne geri sarar ne de dünde oyalanır. Sizler yaşayan oklar olarak çocuklarınızı ileriye fırlatan yaylarsınız. Yayı kullanan sonsuzluğun içindeki hedef noktasını görür ve bütün gücüyle sizi gerer ki okları hızla uzaklara erişebilsin. Okçunun elleri altında sevinçle eğilin. Çünkü o uçan okları olduğu kadar sarsılmaz yayları da çok sever. Ve bir hatip, bize özgürlükten bahset, dedi. Ve o cevap verdi. Şehir kapılarında ve sıcak yuvanızda yere kapanıp, özgürlüğünüz için dua ettiğinizi gördüm. Tıpkı kölelerin kendilerini kılıçtan geçiren bir zorbanın önünde eğilmeleri ve onu övmeleri gibi. Sık sık tapınağın korusunda ve kalenin gölgesinde aranızda en özgür geçinenlerin, özgürlüklerini bir boyunduruk ve bir kelepçe gibi taşıdıklarını gördüm. Ve kalbim kanadı. Çünkü ancak özgürlük arayışında hissettiğiniz derin arzu size gem vurduğunda ve özgürlükten bir amaç ve bir bütünleniş olarak bahsetmeyi terk ettiğinizde gerçekten özgür olabilirsiniz. Siz, günleriniz endişesiz ve geceleriniz bir istek ve üzüntüden uzak olduğunda özgür olacaksınız. Yazık ki bu tür duygular yaşantınızı kuşak gibi sarmakta. Yine de örtüsüz ve bağsız bunları aşabilirsiniz. Ve siz günlerinizin ve gecelerinizin ötesine çepeçevre bağlandığınız zincirleri kırmadan nasıl yükselebilirsiniz? Gerçekte özgürlük dediğiniz halkaları güneşte parlayıp gözünüzü kamaştırsa da bu zincirlerin en kuvvetlisidir. Ve özgür olmanız için terk etmeniz gereken kendi benliğinizin parçalarından başka ne olabilir ki? Eğer geçersiz kılmak istediğiniz adaletsiz bir kanun varsa, bunu alnınıza kendi ellerinizle bizzat siz yazdınız. Bu kanunu hukuk kitaplarınızı yakarak veya denizin bütün suyunu bile kullansanız, yargıçlarınızın alınlarını yıkayarak yok edemezsiniz. Ve devirmek istediğiniz bir despot varsa, önce onun sizin içinde kurduğu tahtı devirmeye bakın. Bir zorba, özgür ve gururlu olana, eğer özgürlüğünde zulüm ve gururunda utanç taşımasaydı, nasıl hükmedebilirdi? Ve eğer üzerinizden atmak istediğiniz bir endişe ise, onu kendinizin seçtiğini, kimsenin size yüklemediğini unutmayın. Ve kurtulmak istediğiniz bir korku varsa, o korkunun merkezi sizin kalbinizdir. Korkanın avuçları değil. Her şey, varlığınızın içinde yarı kucaklanmış olarak dolaşıp durur. İstenen ve korkulan, nefret edilen ve baş tacı olan, takip ettiğiniz ve kaçmak istediğiniz. Bunlar, İçinizde ışıklar ve gölgeler gibi birbirine yapışmış çiftler halinde hareket ederler.
ve gölge soluklaşıp kaybolduğunda can çekişen ışık bir başka ışığa gölge olur. Ve sizin özgürlüğünüz prangasından kurtulduğunda daha büyük bir özgürlüğe pranga olur. Sonra bir öğretmen, "Bize eğitimden bahset," dedi. Ve o cevap verdi. "Hiç kimse size içinizdeki bilginin şafağında halen yarı uykuda olandan bir zerre fazlasını açıklayamaz. Takipçileri arasında mabedin gölgesinde yürüyen bir öğretmen, size bilgeliğini değil, sadece inancını ve sevgisini verebilir. Eğer gerçek bir bilge ise, bilgeliğinin evine davet etmek yerine sizi kendi aklınızın eşiğine doğru yönlendirir. Bir astronomi bilgini size uzayla ilgili anlayışından bahsedebilir ama anlayışını size veremez. Bir müzisyen her yerde var olan ritimlerle bir şarkı söyleyebilir. Ancak ne ritmi yakalayan kulağı ne de ekolayan sesi size sunabilir. Ve semboller ilminde usta biri size simgesel alanlardan söz eder. Ama sizi oralara taşıyamaz. Çünkü bir kişinin sahip olduğu ilham kanatlarını başka birine ödünç veremez. Ve nasıl her biriniz Tanrı'nın bilgisinde özgün bir yere sahipseniz, sizin de Tanrı'yı kavrayışınız ve dünyayı anlayışınız tek başınıza ve size özel olacaktır. Sonra bir avukat, "Bize kurallardan bahset," dedi. Ve o cevap verdi. "Siz kurallar koymayı çok seversiniz. Ama kuralları bozmayı daha çok seversiniz. Tıpkı okyanus kıyısında sabırla kumdan kaleler yapan, sonra da kahkahalarla onları deviren çocuklar gibi. Ancak siz kumdan kalelerinizi yaratırken, okyanus kıyıya kum taşımaya devam eder. Ve siz onları yerle bir ederken, okyanus da sizinle birlikte güler. Gerçekten de okyanus daima masum olanla beraber güler. Fakat yaşamı bir okyanus ve insanların koyduğu kuralları kumdan kaleler olarak görmeyen kişiler için ne diyebiliriz? Onlar için yaşam bir kaya ve kanun bu kayayı kendi isteklerine göre oyup şekillendirmek için kullanacakları bir keski gibidir. Dansçılardan nefret eden yeteneksiz biri için ne diyebiliriz? Veya boyunduruğundan hoşnut olup ormandaki geyiği başıboş bir serseri olarak yargılayan bir öküz için? Peki derisini dökemediği için diğerlerini çıplak ve ahlaksız olarak niteleyen yaşlı bir sürüngene ne demeli? Veya bir düğün şölenine erkenden gelen, iyice karnını doyurduktan ve yorulduktan sonra yemekleri ve eğlenceyi kötüleyen biri için? Bunlar hakkında söyleyebileceğim tek şey, hepsinin güneş ışığı altında oldukları halde güneşe sırtlarını dönmüş olmalarıdır. Onlar salt kendi gölgelerini görebilirler. Ve bu gölgeler onların kanunları olur. Ve onlar için güneş, bir gölge yaratıcısından başka ne olabilir ki? Ve onlar için kurallara uymak, başlarını yere eğip toprak üzerindeki gölgelerini izlemekten başka bir şey değildir. Ancak yüzünü güneşe çevirmiş olanlarınızı toprak üzerine çizilmiş imgeler durdurabilir mi? Eğer rüzgarla yolculuk ediyorsanız, hangi rüzgar gülü yönünüzü çizebilir? Eğer boyunduruğunuzu kırarsanız ama başka birinin hücresinin kapısında değil, hangi kanun sizi sınırlayabilir? Ve eğer dans ederseniz ama başka birinin zincirlerine takılıp sendelemeden, hangi kanun sizi korkutabilir? Orfales halkı, davulun sesini boğabilir, bir lirin tellerini gevşetebilirsiniz. Ama bir tarla kuşuna şarkı söylememesi için kim emir verebilir ki? Ve bir öğrenci, "Bize konuşmadan bahset," dedi. Ve o cevap verdi. "Siz konuştuğunuzda düşüncelerinizle barış içinde olmayı terk edersiniz. Ve kalbinizin ıssızlığında daha fazla kalamadığınızda dudaklarınızla yaşamaya başlarsınız. Ses sizin için bir eğlence, bir zaman geçirme aracı olur.
ve konuşmalarımızın çoğunda düşünce yarı yarıya katledilir. Çünkü düşünce boşlukta uçan bir kuş gibidir. Kelimelerin kafesinde kanatlarını açabilir ama uçamaz. Aranızda bazıları yalnızlığın korkusuyla konuşkan birini ararlar. Çünkü tek başına olmanın sessizliği, gerçek ve çıplak olarak kendilerini gözler önüne serer. Ki onlar bu durumdan kaçınırlar. Ve konuşmayı seven bazılarınız vardır ki, bilgisizce ve önceden düşünmeden kendilerinin bile anlamadığı bir gerçeği ifşa edebilirler. Ancak bazılarınızsa içlerinde gerçeği taşır. Ama onu kelimelerle dile getirmezler. Böylelerinin sinelerinde ruh, ritmik bir sessizlik içinde dinlenir. Bir arkadaşınızla karşılaştığınızda, ruhunuzun dudaklarınıza doğru hareket etmesini ve dilinizi yönetmesini sağlayın. Sesinizin içindeki sesin, onun kulağının içindeki kulağa seslenmesine izin verin. Çünkü onun ruhu, sizin kalbinizin gerçeğini saklayacaktır. Tıpkı kadeh boşalıp rengi unutulsa bile şarabın tadının ağızda kalması gibi. Ve bir adam şöyle dedi. Bize kendini bilmekten bahset. Ve o cevap verdi. Kalbiniz gecelerin ve gündüzlerin sırrını sessizce bilir. Ancak kulaklarınız kalbinizin bilgisini işitmek için deli olur. Düşüncelerinizde daima bildiğinizi kelimelerde de bileceksiniz. Rüyalarınızın çıplak bedenine parmaklarınızla dokunabileceksiniz. Ve böyle de olması gerekir. Ruhunuzun saklı kaynağı yükselmeli ve çağıldayarak denize doğru koşmalı. Ve o zaman sonsuz derinliğinizin hazineleri gözlerinizin önüne serilecektir. Ancak bilinmeyen hazinenizi tartmak için tartı aramayın. Ve bilginizin derinliğini değnekle veya iple ölçmeye kalkmayın. Çünkü kişi ölçüsüz ve sınırsız bir deniz gibidir. Tek doğruyu buldum değil, bir doğru buldum deyin. Ruha giden yolu buldum değil, kendi yolumda yürürken ruhu buldum deyin. Çünkü ruh her yolda yürür. Ruh ne bir çizgi üzerinde yürür, ne de kamış gibi dümdüz büyür. Ruh, sayısız taç yaprakları olan bir lotus çiçeği gibi açılır. Sonra varlıklı bir adam konuştu. Bize vermekten bahset. Ve o cevap verdi. Sahip olduklarınızdan verdiğinizde çok az şey vermiş olursunuz. Gerçek veriş kendinizden vermektir. Çünkü sahip olduklarınız yarın ihtiyacınız olabilir diye saklayıp koruduğunuz şeylerden ibaret değil mi? Ve yarın kutsal şehre giden hacıları takip ederken kemiklerini iz bırakmayan kumlara gömen fazla uyanık bir köpeğe ne getirebilir? Ve ihtiyaç korkusu da ihtiyaçtan başka bir şey değil midir? Kuyunuz tamamen doluyken susuzluktan korkmak tatmin olmayan bir susuzluk göstermez mi? Çok fazla şeye sahip olup çok az verenler bunu gösteriş isteyen gizli arzuları için yaparlar. Ki bu da armağanları yararsız kılar. Ve bazıları vardır ki çok az şeye sahiptirler ve hepsini verirler. Bunlar hayata ve hayatın definesine inananlardır ve kasaları hiç boş kalmaz. Bazıları sevinç de verirler. Bu sevinç onların ödülüdür. Bazıları ise ıstırap içinde verirler ve bu acı onların vaftizidir. Ve bazıları vardır ki ne vermenin acısını hissederler, ne sevinç ararlar, ne de bir erdemlilik düşüncesi taşırlar. Onlar şu vadideki mersin ağacının kokusunu salışı gibi verirler. Böyle kişilerin ellerinde Tanrı dile gelir ve onların gözlerinden Tanrı dünyaya gülümser. İstendiği zaman vermek güzel bir davranış olabilir. Fakat istenmeden, ihtiyacı hissederek vermek çok daha anlamlıdır. Ve cömert olan için verecek kimseyi aramak veriş olayından daha fazla sevinç getirir. Vermekten alıkoyacağınız herhangi bir şey olabilir mi?
Sahip olduğunuz her şey bir gün verilecektir. Öyleyse şimdi verin ve vermenin hazzını mirasçılarınız değil siz yaşayın. Çoğunlukla şöyle dersiniz. Vereceğim ama hak edeni bulabilirsem. Ne koruluktaki meyve ağaçları böyle düşünür, ne de çayırdaki sürüler. Onlar saklandığında çürüyecek olanı yaşayabilsin diye verirler. Herhalde kendisine günler ve geceler verilmesini hak eden bir kişi sizden gelebilecek şeyleri de hak eder. Ve hayat okyanusundan içmeye hak kazanmış bir insan sizin küçük ırmağınızdan da bir bardak su alabilir. Faydasından öte kabul etmenin gerektirdiği cesaretten ve güvenden daha büyük bir değer var mıdır? Ve siz kim oluyorsunuz da onların göğüslerini yırtarak gururlarını korunmasızca ortaya seriyor, sonra da onların değerlerini örtüsüz ve gururlarını utanmasız olarak değerlendiriyorsunuz? Önce kendinizi vermeye hak kazanmış ve verme olayında bir aracı olarak görün. Çünkü gerçekte her şeyi veren hayattır. Ve siz kendinizi bir verici olarak belirlediğinizde sadece bir tanık olduğunuzu unutuyorsunuz. Ve siz alıcılar, ki hepiniz bu gruba dahilsiniz, ne kendinize ne de size verene bir boyunduruk yüklememek için hiçbir minnet hissi taşımayın. Bunun yerine armağanları kanat yaparak verenle beraber yükselin. Çünkü borcunuzu gereğinden fazla abartmak, annesi özgür yürekli dünya, babası evren olan cömertlik olgusundan şüphe etmek demektir. Ve bir kadın, "Bize acıdan bahset," dedi. Ve o cevap verdi. "Acınız, anlayışınızı saklayan kabuğun kırılışıdır. Nasıl bir meyvenin çekirdeği, kalbi güneşi görebilsin diye kabuğunu kırmak zorundaysa, siz de acıyı bilmelisiniz. Ve eğer kalbinizi, yaşamınızın günlük mucizelerini hayranlıkla izlemek üzere açarsanız, acınızın neşenizden hiç de daha az harikulade olmadığını göreceksiniz. Ve kırlarınızın üstünden mevsimlerin geçişini kabul ettiğiniz gibi, aynı doğallıkla kalbinizin mevsimlerini de onaylayacaksınız. Ve kederinizin kışını da pencerenizden huzur içinde seyredeceksiniz. Acılarınızın çoğu sizin tarafınızdan seçilmiştir. Acınız aslında içinizdeki doktorun hasta yanını iyileştirmek için sunduğu acı ilaçtır. Doktorunuza güvenin ve verdiği ilacı sessizce ve sakince için. Çünkü size sert ve haşin de gelse, onun elleri görülmeyenin şefkatli elleri tarafından yönlendirilir. Ve size ilacı sunduğu kadeh, dudaklarınızı yaksa da onun kutsal gözyaşlarıyla ıslanmış kilden yapılmıştır. Şehri yılda bir ziyaret eden bir münzevi şöyle dedi. "Bize hazdan bahset." O konuşmaya başladı. "Haz bir özgürlük şarkısıdır. Ama özgürlük değil. Haz arzuların tomurcuğudur. Ama meyvesi değil. Yükselişi çağıran bir derinliktir. Ama ne derin ne de yüksek olandır. Kafestekinin kanatlanışıdır. Mekanla sınırlanmış değil. Haz aslında bir özgürlük şarkısıdır. Bu şarkıyı tüm kalbinizle söyleyin. Ama şarkıda kalbinizi yitirmeden. Gençliğin büyük bölümü hazzı arar. Sanki haz her şey gibi. Ama yargılanır ve azarlanırlar. Ben onları ne yargılar ne azarlarım. Bırakın arasınlar. Çünkü onlar arayışlarında yalnızca hazzı bulmayacaklar. Hazzın 7 kız kardeşi vardır. Ve en küçükleri bile hazdan daha muhteşemdir. Bitki kökleri için toprağı kazarken hazine bulan adamın hikayesini duymadınız mı? Aranızda daha olgun olan bazıları, geçmişte yaşadıkları hazları sarhoşken işlenen yanlışlar misali pişmanlıkla hatırlar. Fakat pişmanlık aklın bulutlandırılmasıdır, uslandırılması değil. Onlar hazlarını minnetle anmalıdırlar. Bir yazın sonundaki hasat gibi.
Yine de onları unutmak rahatlatıyorsa, bırakın rahat kalsınlar. Arayanlar kadar genç, hatırlayanlar kadar yaşlı olmayanlarsa, ruhun gereklerini ihmal etmek veya kabahat işlemek korkusuyla hazdan sakınırlar. Fakat onları da yönlendiren hazdır. Bitki kökleri bulmak için toprağı titreyen ellerle kazsalar bile onlar da hazineyi bulurlar. Söyleyin bana, onlar kim ki ruhu gücendirsinler? Bülbül gecenin sessizliğini veya ateş böceği yıldızları gücendirebilir mi? Ve sizin ateşiniz veya dumanınız rüzgara yük olabilir mi? Çoğunlukla hazzı reddettiğinizde asıl yaptığınız varlığınızın gizli yerlerinde arzuyu depolamak olacaktır. Bugün ihmal edilenin yarını beklemediğini kim bilebilir? Ve bedeniniz ruhunuzun müzik aletidir. Ve güzel müzik veya anlaşılmaz sesler çıkarmak size kalmıştır. Şimdi kalbinize sorun. Bizim için iyi olan hazla zararlı hazzı nasıl ayırabiliriz? Kırlara, bahçelere çıkın. Öğreneceksiniz ki çiçeklerden bal toplamak arının hazzıdır. Balını sunmaksa çiçeğin. Çünkü arıya göre çiçek yaşamın kaynağıdır. Ve çiçek için arı sevginin ulağıdır. Ve ikisi içinse hazzın verilmesi ve alınması bir gereksinim, bir vecdir. Hazlarımızda arılar ve çiçekler gibi olun. Sonra bir kadın konuştu. Bize haz ve ızdıraptan bahset. Ve o cevap verdi. Hazzınız, ıstırabınızın maskesiz halidir. Ve kahkahanızın yükseldiği aynı kuyu sık sık gözyaşlarınızla dolar. Başka türlü olabilmesi mümkün müdür? İstırabınızın içinizde kazdığı alan ne kadar derin olursa, o denli çok hazzı içerebilir. Ve şarabınızı taşıyanla çömlekçinin fırınında yanan aynı kadeh değil midir? Ve sesi ruhunuzu okşayan lavta, daha önce bıçaklarla oyulan tahtayla bir değil midir? Kendinizi neşeli hissettiğinizde kalbinizin derinliklerine inin. Fark edeceksiniz ki size bu sevinci veren daha önce üzülmenize neden olmuştu. Üzgün olduğunuzda da tekrar kalbinize dönün. Göreceksiniz ki daha önce sevinciniz olan bir şey için ağlıyorsunuz. Bazılarınız haz ıstıraptan daha anlamlıdır der. Diğerleri ise hayır, ıstırap daha anlamlıdır. Bense ikisi birbirinden ayrılamaz diyorum. Onlar beraber gelirler. Ve siz bir tanesiyle masanızda otururken unutmayın ki diğeri de yatağınızda uyuyordur. Gerçekte siz hazzınızla ıstırabınız arasında bir terazi konumundasınız. Sadece boş olduğunuzda hareketsiz ve dengede kalabilirsiniz. Bir hazine avcısı altın ve gümüşünü tartmak için sizi kullandığında haz ve ıstırap kefeleriniz ister istemez yükselip alçalacaktır. Ve şehrin yaşlılarından biri, "Bize iyilik ve kötülükten bahset," dedi. Ve o cevap verdi. "Yalnızca içinizdeki iyilikten bahsedebilirim, kötülükten değil. Çünkü kötülük kendi açlık ve susuzluğu içinde azap çeken iyilikten başka ne olabilir ki? Gerçekten de iyilik, acıktığında en karanlık mağaralarda bile yiyecek arar ve susadığında kirli durgun sulardan bile içer. Siz kendinizle bir olduğunuzda iyisiniz. Bununla birlikte kendinizle bir olmadığınızda kötü değilsiniz. Çünkü parçalanmış bir aile eşkıyaların ini değildir. Sadece parçalanmış bir ailedir. Ve dümensiz bir gemi, tehlikeli adalar arasında amaçsızca dolaşıp durur. Ama dibe batmaz. Siz kendinizden bir şeyler vermeye çabaladığınızda iyisiniz. Kendiniz için bir kazanç sağlamaya çalıştığınızda ise kötü değilsiniz. Çünkü bir şey kazanmak için uğraştığınızda toprağa tutunan ve onun göğsünde beslenen bir kök gibisiniz.
Doğaldır ki bir meyve köküne benim gibi olgun, dolgun ve bol bol veren ol demez. Çünkü almak nasıl kök için bir ihtiyaçsa, meyve için de vermek bir gereksinimdir. Konuşurken tamamen uyanıksanız iyisiniz. Ama diliniz anlamsızca kekelerken uyukluyorsanız kötü değilsiniz. Ve sürçen bir konuşma bile zayıf bir dili güçlendirebilir. Amacınıza doğru sağlam ve cesur adımlarla ilerlediğinizde iyisiniz. Fakat oraya topallayarak gittiğinizde de kötü değilsiniz. Çünkü topallayanlarınız bile geri gitmez. Siz sayısız konuda iyisiniz. Ve iyi olmadığınızdaysa kötü değilsiniz. Sadece oyalanıyor ve tembellik ediyorsunuz. Ne yazık ki geyikler kaplumbağalara çevikliği öğretemiyor. İyiliğiniz üstün benliğinize duyduğunuz özlemde saklı. Ve bu özlem her birinizde mevcut. Ancak bazılarınızda bu özlem yamaçların gizemini ve ormanın ezgilerini taşıyarak büyük bir güçle denize doğru akan bir sel gibidir. Ve diğerlerinde ise dönemeçlerle ve kavislerle yolunu kaybeden, kıyıya ulaşmadan önce oyalanıp duran durgun bir ırmağa benzer. Yine de özlemi fazla olanın az olana "Neden bu kadar yavaşsın? Neden duraklıyorsun?" demesine izin vermeyin. Çünkü gerçekten iyi olan ne çıplak birine "Neden elbisen yok?" diye sorar, ne de evsiz olana "Evine ne oldu?" der. Ve bir astronomi bilgini "Bize zamandan bahset," dedi. Ve o cevap verdi. Ölçüsüz ve ölçülemeyen zamanı ölçebileceksiniz. Davranışlarınızı ayarlayacak ve hatta ruhunuzun rotasını saatlere ve mevsimlere göre yönlendirebileceksiniz. Zamanı kıyısında oturup akışını izleyeceğiniz bir nehir haline dönüştüreceksiniz. İçinizde zamana bağlı olmadan var olan benliğiniz, yaşamın zamandan bağımsızlığının zaten farkındadır. Ve bilir ki, dün bugünün anısı, yarınsa bugünün rüyasıdır. Ve yine bilir ki, içinizde şarkı söyleyen veya düşünen özünüz, hala yıldızları uzaya dağıtan o ilk kanın içinde devinmektedir. Aranızda özündeki sevme gücünün sınırsızlığını hissetmeyen var mıdır acaba? Yine de tüm bu hudutsuzluğuyla birlikte sevginin ta kendisinin, bir sevgi düşüncesinden diğerine, bir sevgi davranışından bir başkasına, kendi varlığının tam orta yerinde, sımsıkı ve hareket etmeden durduğunu kim hissetmez? Ve zaman da tıpkı sevgi gibi bölünemez ve ölçülmez değil midir? Yine de eğer düşüncenizde zamanı mevsimlerle ölçmek isterseniz, her mevsimin diğerlerini içermesine izin verin. Ve bırakın bugününüz geçmişi anılarla, geleceği ise özlemle kucaklasın. Sonra yaşlı bir adam, bir han sahibi söz aldı. "Bize yemek ve içmekten bahset." Ve o dedi ki, "Keşke toprağın kokusu ve yeryüzündeki bitkiler gibi ışıkla beslenebilseydiniz. Ancak siz yemek için öldürmek ve susuzluğunuzu gidermek için bebelerin anne sütünü çalmak zorundasınız. Öyleyse gelin bunu bir tapınma eylemine çevirin. Bırakınız sofranız bir sunak olsun ve orada ormanların ve ovaların, saf ve masumları birçok insanın içindeki daha saf ve daha masum olana kurban edesin. Bir hayvanı öldürdüğünüzde ona yürekten şöyle deyin. Seni öldüren o güç beni de ödüllendirdi ve ben de tüketileceğim. Seni benim ellerime teslim eden yasa beni daha güçlü bir ele teslim edecektir. Senin ve benim kanım cennet ağacını yeşerten bitki özünden başka bir şey değildir. Bir elmayı ısırdığınızda ona gönlünüzde şöyle deyin. Senin tohumların benim vücudumda yaşayacak. Yarının tomurcukları benim yüreğimde çiçek açacak. Senin kokun benim nefesim olacak. Ve biz bütün mevsimlerde birlikte sevineceğiz. Ve sonbaharda bağınızdaki üzümleri cendere için topladığınızda gönlünüzde şöyle deyin.
Ben de bir bağım ve benim meyvelerim de cendere için toplanacak. Ve taze şarap gibi ben de sonsuzluk fıçılarında saklanacağım. Ve kışın şarap alırken her tası için yüreğinizden bir şarkı geçsin. Ve o şarkıda sonbaharın, bağın ve cenderenin anılması olsun. Ve bir rençber söz aldı. Bize çalışmaktan bahset. Ve o dedi ki, siz yeryüzüne ve yeryüzünün ruhuna ayak uydurabilmek için çalışırsınız. Çünkü aylak olmak, mevsimlere yabancı kalmak ve sonsuza doğru görkemi ve gururlu uysallığıyla ilerleyen hayatın akışının dışında kalmaktır. Çalıştığınızda bir ney olursunuz. Kalbinde saatlerin fısıltısının müziğe dönüştüğü bir ney. Hanginiz sağır ve sessiz bir kamış olmak ister? Herkes bir ağızdan şarkı söylerken. Size hep işin bir lanet, çalışmanın bir talihsizlik olduğunu söylediler. Ama ben diyorum ki, çalıştığınız zaman yeryüzünün en uzaktaki hayalinin daha o düş doğarken size düşen kısmını gerçekleştirmiş olursunuz. Ve eğer çalışmaya devam ediyorsanız hayatı seviyorsunuz demektir. Ve işten dolayı hayatı sevmek, hayatın en derin sırrını yakından bilmek demektir. Ve siz ıstırap içinde eğer doğduğunuz günü elem sayıyorsanız ve bedeninizi taşımayı alnınıza yazılmış bir kara yazı sayıyorsanız, o yazıyı ancak alnınızın teriyle silebilirsiniz derim ben size. Size aynı zamanda hayatın karanlık olduğunu da söylediler. Ve sizler bezginlik içinde bezginlerin dediğini tekrar ediyorsunuz. Ve ben diyorum ki, dürtü yoksa hayatın karanlığı gerçekten artar. Ve tüm dürtüler kördür bilgi olunca. Ve tüm bilgi boşunadır iş olmadığı zaman. Ve iş boşunadır aşk olmadığı zaman. Ve siz aşk ile çalıştığınız zaman kendinizi kendinize, birbirinize ve Tanrı'ya bağlarsınız. Ve aşk ile çalışmak nedir? Kumaşı kalbinizden çektiğiniz ipliklerle dokumaktır. En sevdiğinize giydirecekmiş gibi. Bir evi sevgiyle inşa etmektir. En sevdiğiniz içinde yaşayacakmış gibi. Tohumu şefkatle ekmek, hasadı neşeyle toplamaktır. Mahsulü en sevdiğiniz yiyecekmiş gibi. Yaptığınız her şeye kendi ruhunuzdan bir soluk katmaktır. Sık sık sizin uykuda konuşur gibi şöyle dediğinizi duydum. Mermeri işleyen ve ruhunun şeklini taşta bulan, toprağa sürenden daha asildir. Ve gökkuşağını tutup insanın sureti olarak kumaşa koyan, ayağımıza giydiğimiz sandaletleri yapandan daha değerlidir. Ama ben uykumda değil, öğle güneşinde tam uyanıkken diyorum ki, rüzgar dev meşe ağaçlarıyla, cılız otlarla konuştuğundan daha tatlı dille konuşmaz. Ve yücedir rüzgarın sesini kendi aşkıyla daha tatlı şarkıya dönüştüren. İş aşkı görünür kılmaktır. Ve eğer aşkla değil, hoşnutsuzlukla çalışıyorsanız, işi bırakıp mabet kapısında oturup neşeyle çalışan kişilerin sadakalarını almanız yeğdir. Çünkü kayıtsızlıkla pişirilen bir ekmek açlığınızın yarısını giderir. Ve eğer üzümleri gönülsüzce ezerseniz, bu isteksizlik şarabınıza zehir akıtır. Ve melekler gibi şarkı söyler ama şarkı söylemeyi sevmezseniz, insanların kulaklarını günün ve gecenin seslerine tıkamış olursunuz. Sonra bir duvarcı öne çıktı ve dedi ki, bize evlerden söz et. Ve o dedi ki, kentin duvarlarının içine ev yapmadan önce hayallerinizle kırlara çardak yapın. Sizin nasıl ki alacakaranlıkta evinize dönme isteğiniz varsa, içinizdeki hep uzak ve yalnız göçebe de bunu ister. Eviniz sizin genişlemiş bedeninizdir. Güneşte büyür, gecenin sessizliğinde uyur ve düşsüz değildir. Evlerinizi avucuma toplayıp, tohum eker gibi ormanlara ve ovalara serpmek isterdim. Vadiler sokaklarınız, yeşil patikalar yollarınız olsaydı, birbirinizi üzüm bağlarında arasaydınız ve üzerinize toprağın mis kokusu sinmiş olarak gelseydiniz. Ama henüz o gün gelmedi.
Atalarınız korkularıyla sizleri iç içe bir araya topladılar. Ve bu korku biraz daha sürecek. Bir süre daha kentin duvarları ocaklarınızı tarlalarınızdan ayıracak. Ve söyleyin bana, ey Orfales halkı, bu evlerde neyiniz var? Sürgülü kapılarla koruduğunuz nedir? Huzur mu var? Gücünüzü ortaya çıkaran o sessiz dürtü mü var bu evlerde? Anılarınız mı var? Zihninizin doruklarına yayılan, parıldayan kemerler mi var? Yüreğinizi tahta ve taştan yapılmış şeylerden alıp kutsal dağlara götüren güzellik mi var? Söyleyin bana, var mı bunlar evlerinizde? Yoksa sadece rahatlık mı var? Ya da rahatlık tutkusu mu var? Eve konuk gibi girip, sonra ev sahibi, daha sonra da evin efendisi olan o sinsi şey mi var? Evet, o elinde bir kanca ve kırbaçla daha büyük tutkularınızı bir kuklaya çeviren bir terbiyeci olur başınıza. Elleri ipek gibi yumuşaktır ama yüreği demirdendir. Sizi ninnileriyle uyutur. Yatağınızın başına dikilip bedeninizi alaya almak için. Duyularınızla dalga geçer ve kırılgan kaplar gibi deve dikeninden pamuklara sarar onları. Aslında rahatlık tutkunuz ruhunuzun ateşini öldürür. Sonra da cenaze töreninde sırıtarak yürür. Fakat siz evrenin çocukları, huzur içinde huzursuz olanlar, siz tuzağa düşürülmeyecek ve uysallaştırılmayacaksınız. Eviniz gemi çıpası değil, gemi direği olacak. Bir yarayı kaplayan parlak bir zar değil, gözü koruyan göz kapağı olacak. Ne kapılardan geçebilmek için kanatlarınızı kapatın, ne tavana vurmasın diye başınızı eğin, ne de duvarlar çatlayıp yıkılacak diye nefes almaktan korkun. Ölülerin diriler için yaptığı mezarlarda yaşamayacaksınız. Ne kadar gösterişli ve muhteşem olsa da eviniz ne sırlarınızı tutacak ne de arzularınızı barındıracak. Çünkü içinizdeki sonsuzluk göklerin konağında yaşar. O konağın kapısı, sabahın sisi, pencereleri, gecenin şarkıları ve sessizliğidir. Ve dokumacı dedi ki, bize giyim kuşamdan bahset. Ve o yanıtladı. Giysileriniz güzelliğinizin çoğunu örter ama çirkinliklerinizi kapatmaz. Giysilerinizde mahremiyetin özgürlüğünü ararsanız da onlarda bir koşum takımı ile zincir bulabilirsiniz. Güneş ve rüzgarla giysilerinizden çok çıplak teninizle buluşabilirsiniz. Çünkü yaşamın nefesi güneş ışığında, eli ise rüzgardadır. Bazılarınız der ki, giyilecek giysileri dokuyan kuzey rüzgarıdır. Ama utançtı dokuma tezgahı. Kasların gevşemesiydi ipliği. İş bittiğinde ormanda kahkahalarla güldü. Unutmayın ki fesatlığa bir kalkandır alçak gönüllülük. Ve fesat ortadan kalktığı zaman alçak gönüllülük, beynin kirlenmesi ve tutsaklaştırılması değil midir? Ve unutmayın ki mutlu olur toprak çıplak ayaklarınızı hissetmekten. Ve rüzgar özlem duyar saçlarınızla oynamaya. Ve sonra şehrin hakimlerinden biri öne çıktı. Ve dedi ki, bize suç ve cezadan söz et. Ve o dedi ki, ruhunuz rüzgarda başıboş dolaşırken siz yalnız ve korumasız, başkalarına ve dolayısıyla kendinize karşı hata işlersiniz. Ve işlediğiniz bu hata için mübarek kişilerin kapısını çalıp orada bir süre önemsemeden beklemeniz gerekir. Tanrısal benliğiniz bir okyanus gibi sonsuza dek bozulmadan kalır. Ve tıpkı yüksek semalar gibi sadece kanadı olanları yüceltir tanrısal benliğiniz. Hatta bir güneşe bile benzetilebilir. O güneş ki ne köstebeğin yollarını bilir ne de yılanın deliğini arar. Tanrısal benliğiniz içinizde yalnız yaşayamaz. Varlığınızın büyük bir kısmı insanlaşmışsa da çoğu daha insan değil. Uyur gezer, sisin içinde kendi uyanışını arayan şekilsiz bir cücedir. Şimdi içinizdeki insandan söz edecek olursam, suçu ve o suçun cezasını bilen ne tanrısal benliğiniz ne de sisler içindeki o cücedir. İçinizdeki o insandır.
Çok kereler sizin hata işleyen biri için sizden biri değilmiş gibi konuştuğunuzu duydum. Bir yabancıymış, dünyanıza izinsiz giren biriymiş gibi. Ben diyorum ki içinizdeki kutsal ve doğru olan her birinizin içindeki en yüceden daha yüce olamaz. Ve içinizdeki en kötü ve zayıf olan da yine içinizdeki en alçaktan daha aşağı inemez. Ve nasıl ağaçtan habersiz tek bir yaprak bile gizlice sararmazsa, hata işleyen de içinizdeki gizli istekten habersiz hata işleyemez. Bir geçit töreni gibi tanrısal benliğinize doğru birlikte ilerlersiniz. Sizler bu geçitte hem yol hem yolcusunuz. Aranızdan biri tökezleyip düşerse arkadan gelenler de düşmüş demektir. Ayağına takılan taş arkadakilere bir uyarıdır. Evet, aynı şekilde önde hızlı ve emin adımlarla gidenler de düşmüş demektir. Çünkü onlar ayaklarına takılan taşı kenara kaldırmamışlardır. Bu söz yüreğinize ağır gelebilir ama şunu da söyleyeceğim. Öldürülen kendi ölümünden sorumsuz değildir. Ve soyulan soyguna uğramaktan dolayı suçsuz değildir. Erdemli kişiler kötülerin icraatlarından dolayı masum sayılmaz. Evet, suçu işleyen kimse çoğu kez yaraladığının kurbanıdır. Ve çoğu kez hüküm giyen, suçsuz ve günahsızların yük taşıyıcısıdır. Haklıyı haksızdan, iyiyi kötüden ayıramazsınız. Nasıl ki siyah ve beyaz iplikler birlikte dokunuyorlarsa, onlar da güneşin yüzüne karşı yan yana dururlar. Ve siyah iplik kopunca, dokumacı tüm kumaşa baktığı gibi tezgahına da bakar. Eğer içinizden biri sadakatsiz eşini yargıya getirirse, o kadının eşinin kalbi de teraziye konsun ve ruhu ölçeklerle ölçülsün. Suçluyu ayıplayan, suça neden olanın ruhuna baksın. Eğer içinizden biri erdemlilik adına cezalandırılmak için kötü ağaca balta vurmaya kalkarsa, önce köklerine bir baksın. Ve o gerçekte iyi ve kötü ağacın, bereketli ile bereketsiz olanın köklerini toprağın huzurlu koynunda birbirine sarılmış olarak bulacaktır. Ve siz, adil olması gereken yargıçlar, görüntüde adil ama ruhunda hırsız olan birine ne hüküm verirdiniz? Gövdesiyle katil, ruhuyla kurban olan biri için ne ceza düşünürdünüz? Olayda hain ve saldırgan davranmış birini, aynı zamanda mağdur edilmiş ve öfkelendirilmiş birini nasıl sorguya çekersiniz? Pişmanlığı hatalarından daha büyük olanları nasıl cezalandırırsınız? Pişman olmak, sizin seve seve hizmet ettiğiniz o kanunun yönettiği adaletin kendisi değil mi? Ancak sizler pişmanlığı ne masumlara tattırabilirsiniz ne de suçluların kalbinden çekip çıkarabilirsiniz. Pişmanlık geceleri davetsiz bir şekilde gelir. İnsanlar uykularından uyanıp kendilerine baksınlar diye. Ve siz adaleti anlayanlar, yaptıklarınıza aydınlıkta bakmazsanız onları nasıl anlarsınız? Ayakta kalmış olanla düşmüş olanın, cüce benliğinin gecesiyle tanrısal benliğinin gündüzü arasındaki alacakaranlıkta bekleyenle aynı kişi olduğunu ve tapınağın köşe taşının temelindeki en alt taştan daha yüksek olmadığını ancak o zaman anlarsınız. Ve bir rahibe sordu. Bize akıl ve tutkudan bahset. Ve o dedi ki, ruhunuz bir savaş alanıdır. Aklınızın ve yargınızın tutku ve isteklerinizle karşılaştığı bir savaş alanı. Ben ruhunuzun ilkeleri arasındaki fikir ayrılığını birliğe ve armoniye dönüştüren bir uzlaştırıcı olabilir miyim? Sizler kendiniz uzlaştırıcı olamazsanız ve ilkelerinizi sevmezseniz ben bunu nasıl yapabilirim? Sizin aklınız ve tutkularınız deniz yolculuğuna çıkmış ruhunuzun yelkenleri ve dümenidir. Yelkeniniz yırtılır, dümeniniz bozulursa bir yandan öbür yana sürüklenir ya da denizin ortasında öylece durup kalırsınız. Çünkü akıl tek başına hükmettiğinde sarıp sarmalayan bir güçtür ve tutku yalnız başına kaldığında kendini yok etmek için yanan bir alevdir. O halde bırakın,
Ruhunuz, aklınızı, tutkularınızın göklerine çıkarsın. Ve aklınız şarkı söyleyebilsin. Ve bırakın ruhunuz, tutkularınızı aklınızla yönlendirsin. Ki tutkularınız her gün dirilerek yaşayıp, anka kuşu gibi kendi küllerinin üzerinde yükselsin. Sizin yargı ve isteklerinize evinizdeki çok sevdiğiniz iki konukmuş gibi davranmanızı isterim. Eminim ki bir konuğu diğerine yeğe tutmazsınız. Çünkü birini daha çok önemseyen kişi her ikisinin de sevgi ve güvenini kaybeder. Tepelerin arasında beyaz kavak ağaçlarının serin gölgesine oturup, uzak tarlaların ve ovaların huzur ve dinginliğini paylaştığınızda, bırakın yüreğiniz sessizce, Tanrı akılda huzur bulur desin. Ve siz de dünyada bir nefes, ormanda bir yaprak olduğunuz için akılda huzur bulup tutkuyla harekete geçebilirsiniz. Ve bir şair dedi ki, bize güzellikten söz et. Ve o dedi ki, güzelliği nerede arayacaksınız? Ve o eğer yolunuz, rehberiniz değilse onu nerede bulacaksınız? Konuşmanızı onunla örmezseniz ondan nasıl söz edeceksiniz? Mağdur olanla kalbi incinmiş olan der ki, güzellik şefkatli ve yumuşak huyludur. Kendi görkeminden yarı utanç duyan genç bir anne gibi dolaşır aramızda. Ve tutkulular der ki, hayır, güzellik güç ve korkudur. Güçlü bir kasırga gibi altımızdaki yeryüzünü ve üzerimizdeki gökyüzünü sarsar. Yorgun ve bitkin olanlar der ki, güzellik yumuşak bir fısıltıdır. O bizim ruhumuzda fısıldar. O sesini bizim sessizliğimizde duyurur. Tıpkı gölgenin korkusuyla can çekişen soluk bir ışık gibi. Ama huzursuz olanlar da der ki, biz güzelliğin dağlar arasında çığlığını duyduk. Ve bu çığlıkla birlikte toynak sesleri, kanat çırpışları ve aslanların kükremesi geldi. Geceleri şehrin bekçileri der ki, güzellik şafakla birlikte doğudan doğar. Gündüz emekçileri ve gezginleri der ki, biz güzelliği gün batımın penceresinden yeryüzüne eğilirken gördük. Kışın karda mahsur kalanlar der ki, o ilkbaharda tepelerden adaya zıplaya zıplaya gelecek. Yaz sıcağında hasatçılar der ki, biz onu sonbahar yapraklarıyla dans ederken gördük. Saçlarında kardan izler vardı. Güzellikle ilgili bütün bunları siz söylersiniz. Ama söyledikleriniz aslında onunla değil, karşılanmamış gereksinimlerinizle ilgilidir. Güzellik bir gereksinim değil, bir coşkudur. Susamış bir ağız, açılıp uzatılan bir el değildir. Daha ziyade alevlenmiş bir yürek ve büyülenmiş bir ruhtur. Gördüğünüz bir imge ya da duyduğunuz bir şarkı değildir güzellik. Gözleriniz kapalı olduğu halde gördüğünüz bir imge, kulaklarınız tıkalıyken duyduğunuz bir şarkıdır fakat. Kırışık ağaç kabuğunun içindeki bitki özü değildir ya da pençeye ilişmiş bir kanat. O aslında sonsuza dek çiçek açan bir bahçe ve durmaksızın uçan bir melek sürüsüdür. Ey Orfales halkı! Güzellik, yaşamın kutsal yüzündeki peçenin kaldırıldığı andır. Ama yaşam da peçede sizsiniz. Güzellik, kendine aynada bakan sonsuzluktur. Ama sonsuzluk da ayna da sizsiniz. Ve yaşlı bir rahip dedi ki, bize dinden bahset. Ve o dedi ki, bugün başka bir şeyden söz ettim mi? Din, yapılan tüm işler ve sergilenen düşünceler değil midir? Ve ne iş, ne düşünce olup, eller taşı yontarken ve tezgahta çalışırken bile ruhunuzda durmadan zıplayan hayret ve şaşkınlık değil midir? Kim ayırabilir inancı işlerinden ya da meşgalesinden? Kim saatleri önüne serip, bu Tanrı için, bu benim için, bu ruhum için, bu bedenim için diyebilir? Tüm saatleriniz bir benlikten diğerine boşlukta çırpan kanatlardır. Ahlakı üzerine en güzel giysi olarak giyenler, çıplak gezseler daha iyi. Güneş ve rüzgar tenlerinde delikler açmaz.
gittiği yolu ahlak diye tanımlayan biri ötücü kuşunu kafese kapatmış olur. Şarkıların en özgürü teller ve çubuklar arasından duyulmaz. İbadetin açılacak ve aynı zamanda kapatılacak bir pencere olduğunu sananlar, henüz penceresi şafaktan şafağa açık duran ruhlarının evini ziyaret etmemiş olanlardır. Günlük yaşantınız sizin mabediniz ve dininizdir. İçine girdiğinizde neyiniz varsa yanınıza alın. Sabanınızı, demir ocağınızı, tokmağınızı, lavtanızı, gereksiniminiz ve zevkiniz için oluşturduğunuz her şeyi. Çünkü hayallerinizde ne başarılarınızın üzerine çıkarsınız ne de başarısızlıklarınızın altına düşersiniz. Ve tüm insanları yanınıza alın. Çünkü kulluğunuzu sergilerken ne onların umutlarından daha yükseğe çıkabilirsiniz ne de umutsuzluklarından daha aşağı düşebilirsiniz. Ve gökyüzüne bakın. Hayatın şimşekte kollarını açmış, bulutların üzerinde yürüdüğünü ve yağmurla indiğini göreceksiniz. Onu çiçeklerin içinde gülerken ve sonra yükselip ağaçların arasında ellerini sallarken göreceksiniz. Ve Almitra konuştu. Şimdi size ölümü sormak istiyoruz. Ve o dedi ki, siz ölümün sırrını öğrenmek istiyorsunuz. Ama onu yaşamın derinliklerinde ararsanız nasıl bulacaksınız? Baykuşun gözleri geceye mecburdur. Gündüze kördür. Işığın gizemini çözemez. Eğer gerçekten ölümün özünü bilmek istiyorsanız, kalbinizi hayatın bedenine açın. Çünkü yaşam ve ölüm denizle ırmak gibi birdir. Umutlarınızın ve isteklerinizin derininde sonsuzluk bilginiz sessizce saklıdır. Karın altındaki tohumlar gibi yüreğiniz de baharı hayal eder. Hayallerinize güvenin. Çünkü sonsuzluğun kapısı onlarda saklıdır. Ölüm korkunuz, kral onu kutlamak için omzuna koyduğunda, kralın önünde duran çobanın titremesinden başka bir şey değildir. Çoban o titremesinin altında aynı zamanda kralın nişanını takacağı için mutlu değil midir? Aynı zamanda titrediğinin farkında değil midir? Ölüm rüzgarda çıplak dikilmek ya da güneşte eriyip yok olmak değildir de nedir? Solunumun durması, nefesin huzursuz gelgitlerinden kurtulup yükselebilmesi ve serbestçe hakikati araması değil de nedir? Sadece sessizlik nehrinin suyundan içtiğiniz zaman şarkı söyleyeceksiniz. Ve dağın zirvesine vardığınız zaman yükseleceksiniz. Ve toprak uzuvlarınızı istediği zaman gerçekten dans edeceksiniz. Ve gece oldu. Ermiş Almitra dedi ki, bugün bu yer ve senin konuşan ruhun kutlu olsun. Ve o dedi ki, konuşan ben miydim? Dinleyen de ben değil miydim? Ve mabedin basamaklarından aşağı indi. Diğer insanlar da peşinden geldi. Gemisine vardı ve güvertede dikildi. İnsanlara dönüp yüksek sesle dedi ki, ey Orfales halkı! Rüzgar sizden ayrılmamı buyuruyor. Rüzgar kadar acelem yok. Ancak gitmem gerekiyor. Biz gezginler daima daha tenha bir yol ararken bir günü bitirdiğimiz yerde diğer güne başlamayız. Hiçbir gün doğumu bizi gün batımının bıraktığı yerde bulamaz. Yeryüzü uyurken dahi biz seyahat ederiz. Biz dayanıklı bitkinin tohumlarıyız. Ve olgun ve dolgun olduğumuzda rüzgar bizi alır ve savurur. Aranızda kısa zaman geçirdim ve sizinle yaptığım konuşmalar daha da kısaydı. Sesim kulaklarınızdan silinecek ve sevgim anılarınızda kaybolacak olursa tekrar geleceğim. Ve daha zengin bir yürek ve ruhuma daha çok sözcükler fısıldayan dudaklarımla konuşacağım. Evet, gelgit zamanı geri döneceğim. Ölüm beni gizlese de, ulu sessizlik beni sarıp sarmalasa da, ben yine anlayışınızı arayacağım. Ve boşuna aramayacağım. Eğer söylediklerim gerçekse, bu gerçek daha berrak bir seste ve düşüncelerinize daha yakın sözcüklerde ortaya çıkacaktır. Rüzgarla gidiyorum Orfales halkı. Ama boşluğa düşmüyorum.
Ve eğer bugün sizin gereksinimleriniz ve benim sevgimin karşılığı değilse, o zaman bırakın bir diğer gün için sözüm olsun. O halde bilin ki o ulu sessizlikten geri döneceğim. Şafak vakti kaybolan siz, tarlalarınızda çiğ taneleri bırakarak göğe yükselir. Bulut olur ve yağmur olarak yere düşer. Ve ben sizden farklı değildim. Gecenin sessizliğinde sokaklarınızda yürüdüm. Ruhum evlerinize girdi. Kalp atışlarınız kalbimde, soluğunuz yüzümdeydi. Hepinizi tanıyordum. Sevinçlerinizi, acılarınızı öğrendim. Ve uykuda rüyalarınız benim rüyalarım oldu. Çoğunlukla dağların arkasındaki göl gibi aranızdaydım. İçinizdeki zirvelere ve meyilli yamaçlarınızı ayna tuttum. Ve hatta düşüncelerinizden ve tutkularınızdan geçen sürülere de. Sessizliğime çocuklarınızın kahkahaları derelerin, gençlerin arzuları ırmakların sesi gibi geldi. Ve derinliklerime ulaştıklarında bu dereler ve ırmakların şarkıları hiç susmadı. Hatta kahkahalardan daha tatlı, arzulardan daha büyüktü o sesler. İçinizdekiler sınırsızdı. Engin insanın içinde siz sadece hücre ve adalesiniz. Onun ezgilerindeki sesiniz sadece bir sessiz çarpıntı. Siz o engin insanın içindeki enginsiniz. Ona hayranlıkla bakarken size baktım ve sizi sevdim. Aşk bu engin kürenin içindeki hangi mesafelere ulaşamaz? Hangi görüşler, hangi beklentiler, hangi varsayımlar bu uçuşun ötesine yükselebilir? Elma çiçekleriyle kaplı dev bir meşe ağacı gibidir içinizdeki engin insan. Aklı sizi toprağa bağlar, kokusu göğe çıkarır ve onun dayanıklılığı sizi ölümsüz kılar. Size dendi ki bir zincir gibi en zayıf halkanız kadar zayıfsınız. Bu gerçeğin yarısıdır. Aynı zamanda en güçlü halka kadar güçlüsünüz. Sizi yaptığınız en basit işle değerlendirmek, okyanusun gücünü köpüklerin kırılganlığı ile ölçmek demektir. Sizi başarısızlıklarınızla yargılamak, tutarsızlıklarından dolayı mevsimleri suçlamaktır. Evet, sizler okyanus gibisiniz. Karaya oturmuş gemiler kıyılarınızda gelgiti beklese de, siz yine de tıpkı bir okyanus gibi gelgiti hızlandıramazsınız. Ve siz aynı zamanda mevsimlere benzersiniz. Kışın baharınızı yatsısanız da, içinizdeki bahar rehavet içinde size gülümser ve size kırılmaz. Bunları birbirinize bizi övdü, içimizdeki iyiliği gördü demeniz için söylediğimi düşünmeyin. Ben sadece sizin düşüncelerinizi sözcüklere döküyorum. Sözlü bilgi, sözsüz bilginin gölgesinden başka nedir ki? Sizin düşünceleriniz ve benim sözlerim. Dünlerimizin, dünyanın kendi ve bizleri tanımadığı o eski günlerin ve dünyanın kargaşayla dövüldüğü gecelerin kayıtlarını tutan, mühürlenmiş bir hafızanın dalgalarıdır. Bilge insanlar size akıl vermeye geldiler. Ben sizden akıl almaya geldim. Ve ben akıldan daha önemli olanı buldum. Sizin içinizdeki gittikçe büyüyen ateşten bir ruh. Ki o, siz onun büyümesini önemsemeden günlerinizin solduğunu ayıflanırken, bu mezardan ürken bedenlerde yaşamın arayışı içinde olan yaşamdır. Burada mezarlar yok. Bu dağlar ve düzlükler bir beşik ve bir atlama taşıdır. Atalarınızı koyduğunuz topraklardan geçerken oraya iyi bakın. Kendinizi çocuklarınızla el ele dans ederken göreceksiniz. Aslında siz fark etmeden mutlu olursunuz. Size altın vaatlerde bulunmuş diğerleri, size zenginlik, güç ve onur için geldiler. Ben size bir vaatten daha azını verdim ve siz bana cömert davrandınız. Siz bana hayata karşı olan aşırı isteğimi verdiniz. Tabii ki bir insan için bundan daha büyük bir armağan yoktur. Tüm amaçlarını kavrulan dudaklara ve hayatı bir pınara döndüren. Ve onda benim onurum ve ödülüm durmaktadır. Ne zaman bu pınara su içmeye gelsem, pınarın kendisinin de susamış olduğunu görürüm. Ve ben onu içerken, o da beni içer.
Bazılarınız beni armağan kabul etmek için gururlu ve çok sıkılgan buldunuz. Gerçekte bağış almak için gururluyum ama armağan almak için değil. Siz benim sofralarınızda oturmamı istediğinizde, ben tepelerde üzüm yediğim halde beni memnuniyetle evlerinizde barındırmak isterken, ben mabedin saçakları altında uyuduğum halde günlerimi ve gecelerimi nasıl geçirdiğime sevgiyle kaygılanmanız değil miydi, yiyeceğimin ağzımdaki tadını arttıran ve uykularımı rüyalarla kuşatan? Sizi en çok şunun için kutluyorum. Siz çok veriyorsunuz ama verdiğinizi asla bilmiyorsunuz. Aslında kendini aynada seyreden iyilik taşa döner ve kendini güzel isimlerle çağıran iyi şeyler bir lanete dönüşür. Ve bazılarınız beni sizlere uzak biri olarak nitelendirdiniz. Kendi yalnızlığımda inzivaya çekilmiş. Ve dediniz ki, o ormanın ağaçlarıyla dertleşiyor, bizlerle değil. Tek başına tepelere tüneyip aşağıdaki şehre bakıyor. Tepelere tırmanıp uzak yerlere yürüdüğüm doğru. O kadar yüksekte ve uzakta olmasam sizi nasıl görebilirdim? Uzakta olmayan biri nasıl yakında olur? Aranızdan diğerleri bana seslendiler. Sözlü olmasa da dediler ki, ''Ey yüksekleri seven yabancı, niçin kartalların yuva yaptığı zirvelerde oturuyorsunuz? Neden ulaşılmazı arıyorsunuz? Ağına hangi fırtınalar takılsın istiyorsunuz? Gökyüzünde hangi puslu kuşları avlıyorsunuz?'' Gelin, içimizden biri olun. İnin aşağı ve açlığınızı ekmeğimizle yatıştırın. Susuzluğunuzu şarabımızla giderin. Ruhlarının yalnızlığında söylediler bunları. Ama yalnızlıkları daha derin olsaydı, sizin sevinç ve acılarınızın sırrını aradığımı bilirlerdi. Ve ben sadece sizin gökyüzünüzde yürüyen engin benliğinizin peşindeydim. Ancak avcı aynı zamanda avlanandı. Çünkü oklarımın çoğu yaydan kendi sineme saplanmak için çıkmıştı. Ve uçan aynı zamanda yerde sürünendi. Kanatlarım güneşte açılmışken gölgeleri yerde bir kaplumbağa olmaktaydı. Ve inanan ben aynı zamanda şüphe edendim. Çoğunlukla parmağımı kendi yarama bastım. Ki sizin güveninizi daha çok kazanayım ve sizden daha çok anlayış görebileyim. Ve bu inanç ve anlayışla ben diyorum ki, siz ne bedenlerinize hapsedilmişsiniz, ne evlerinize ya da tarlalarınıza kapatılmışsınız. Ruhunuz dağların üzerinde yaşar ve rüzgarla dolaşır. O güneşe doğru ısınmak için sürünerek giden ya da karanlıkta güvenlik için çukurlar kazan bir şey değildir. O özgür bir şeydir. Toprağı kuşatan ve göklerde gezen bir ruh. Eğer bunlar muğlak sözlerse onları açıklığa kavuşturmaya kalkmayın. Her şeyin başlangıcı muğlak ve belirsizdir. Ama sonu değil. Ve ben beni başlangıç olarak hatırlamanızı isterim. Hayat ve tüm yaşayanlar sis içinde görülmeli. Kristal içinde değil. Ve kim bilir, belki de kristal bozulmuş bir sistir. Bunu beni hatırlarken hatırlamanızı isterim. İçinizde en şaşkın ve zayıf görünen, en güçlü ve en kararlıdır. Soluğunuz değil midir kemik yapınızı güçlendirip katılaştıran? Şehrinizi ve içindekileri şekillendiren, görmüş olduğunuzu unuttuğunuz bir rüya değil midir? Soluğunuzun gelgitlerini görseydiniz, başka şeyi görmeyi bırakırdınız. Ve rüyanın fısıltılarını duysaydınız, başka bir ses duymazdınız. Ama görmüyorsunuz ve duymuyorsunuz. Ve bu da iyi bir şey. Gözlerinize inen perdeyi, onu dokuyan eller kaldıracak. Kulağınızı dolduran pası, onu oraya tıkayanlar çıkaracak. Ve siz göreceksiniz. Ve siz duyacaksınız. Ancak körlüğü bildiğinize kederlenmeyecek,
sağır olmaktan pişmanlık duymayacaksınız. Çünkü o gün her şeyin gizli sonunu öğreneceksiniz. Ve karanlığı tıpkı aydınlığı kutladığınız gibi kutlayacaksınız. Bunları söyledikten sonra etrafına baktı. Kaptanı dümenin başında yelkenlere ve uzaklara bakarken gördü. Ve dedi ki, "Gemimin kaptanı sabırlı, olağanüstü sabırlı. Rüzgar esiyor ve yelkenler huzursuzlanıyor. Ve hatta dümen yön almak istiyor. Ama kaptan sessizce susmamı bekliyor. Ve engin denizin sesini duyan denizcilerim, onlar da beni sabırla dinlediler. Ama artık beklemelerine gerek yok. Ben hazırım." Akan su denize kavuştu. Ve bir kez daha ulu anne yavrusunu bağrına basıyor. "Elveda Orfales halkı. Bugünün sonu geldi. Nilüfer'in kendini yarınına kapattığı gibi gün de bize kapattı kendini. Ve biz burada verilenleri korumalıyız. Ve bu yeterli olmazsa yeniden bir araya gelip ellerimizi bağışlayana uzatmaya mecburuz. Unutmayın ki yeniden size geleceğim. Kısa bir süre ve arzum yeniden başka bir beden için toz ve köpük toplayacak. Kısa bir süre ve rüzgarda kısa bir dinleniş ve bir başka kadın beni doğuracak. Size ve sizinle geçirdiğim gençliğime elveda. Ben dündüm ve biz bir rüyada tanıştık. Siz bana yalnızlığımda ezgiler söylediniz ve ben sizin arzularınızdan gökyüzüne bir kule yaptım. Ama şimdi uykumuz kaçtı, rüyamız sona erdi ve artık şafak vakti değil. Öğlen yaklaştı, mahmurluğumuz uyanıklığa dönüştü ve ayrılık vakti geldi. Anılarımızın alacakaranlığında bir kez daha buluşmalıyız. Tekrar konuşacağız ve siz bana daha derin ezgiler söyleyeceksiniz. Ve ellerimiz başka bir rüyada buluşursa, gökyüzüne başka bir kule yapacağız." Böyle derken denizcilere bir işaret yaptı ve onlar hemen çıpayı kaldırdı ve gemi demir alıp doğuya doğru hareket etti. Ve halktan tek bir yürekten gelir gibi bir çığlık geldi ve akşam karardığında yükseldi ve denize surun sesi gibi yayıldı. Sadece Almitra sessizdi ve gemiyi sislerin içinde kayboluncaya dek hayranlıkla seyretti. Ve diğer insanlar dağıldığında o hala Mendrek'te kalbinde onun değişini anımsayarak duruyordu. Kısa bir süre sonra rüzgarda bir dakikalık dinleniş ve başka bir kadın beni yeniden doğuracak.